Bugünkü konuşmayı biraz dışarıdan izledim. Hı hı. Yanımızda 3 çok değerli CHP üyesi ve CHP'yi savunan, CHP'nin fikirlerini savunan arkadaşımız var. Onların en doğal hakkı CHP ile ilgili analizler yapmak. Ben biraz dışarıdan, ama CHP aynı zamanda Türkiye'nin partisi, bu ülkenin kurucu partisi. Dolayısıyla o bakımdan bizim için kıymetli, önemli ve Türk demokrasi için önemli bir parti. O perspektiften bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum, evet, hekimlikten önce. Bizim İmam Hatip'te okurken hitabet derslerimiz vardı. Bir gün hitabet hocama sordum. Dedim ki, etkili bir hitabet yapabilmek için nasıl konuşmak lazım? İnsanlarla nasıl iletişim kurmak lazım? Sizin alanınız ama hocam, yani benim böyle bir lise yıllarından kalan bir deneyimim var. Hocam bana dedi ki, bir, mutlaka söylediklerinize inanın. İnanmadığınız hiçbir şey söylemeyin. Çok doğru. İkincisi, söylediklerinizi kendi dünyanızda yaşayın. Kendi hayatınızda yaşayın. Türker Bey'in biraz evvel dediği, şimdi o burada Mars'la Kemal Bey'in arasındaki... Kemal Bey'in konuşmasını izlerken heyecanı düşük, motivasyonu düşük ve çok da inandırıcı olmayan bir konuşmaya tanık oldum. Daha dinamik bir konuşma olmasını beklerdim. Öte yandan CHP'nin kuruluşunun 100. yılı, sokakların cıvıl cıvıl olmasını beklerdim. Her ne kadar bir seçim yenilgisi yaşansa da büyük bir heyecan, büyük bir umut, büyük bir dinamizm beklerdim. Bu sadece CHP ve CHP tabanı için değil, Türkiye için de çok kıymetli bir şey olurdu. Bu yok sokaklarda. Öte yandan ben bir konuşma yapılırken hitabeti gerçekleştiren, konuşan konuşmacıya ya da lidere bakmam. Daha çok onu dinleyenlere, izleyenlere bakarım. Burada da öyle yaptım ekranda. Ne yazık ki sönük, çok da fazla ilgi uyandırmayan, heyecan uyandırmayan bir konuşmaydı. Dolayısıyla CHP'nin bunları mutlaka gördüğünü ve görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sahadayım ben, sürekli sahadayım. Balıkesir'i çok iyi bildiğimi iddiayla söyleyebilirim. CHP ile ilgili birkaç gözlemim var, özellikle Balıkesir özelinde. CHP yönelik tabanda şöyle bir tartışma söz konusu. Şu anda kongre süreçleri devam ediyor, iç tartışmalar var. Onlara girmeyeceğim, onları da yakından izliyorum ama onlara girmek istemiyorum. Sahada CHP ile ilgili şöyle kaygılar var. Birincisi, artık CHP bir sosyal demokrat parti değil diyor insanlar, sokaktaki insanlar. Yani CHP'nin sosyal demokrat hüviyetini kaybettiğine dair ciddi kaygılar var. İkincisi, bunu çok önemsiyorum çünkü biz bundan da büyük ölçüde hırpalandık sahada. CHP'yi ya da CHP'nin liderini biz aday göstermiş bir partinin üyesi olarak tabii ki Kemal Bey için çalıştık, mücadele ettik. Aldığımız önemli eleştirilerden bir tanesi de CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı yönündeydi. Bununla ilgili sahada önemli eleştiriler aldık. Üçüncüsü, bazı kliklerin, bazı yapılara mensup, bazı aidiyetleri olan kişilerin CHP'de çok kolay yükseldiğini, CHP'de köşe taşlarını oluşturduğunu söyledi. Önemli bir mesaj bu da toplumdan gelen. Bu da benim gözlemlediğim önemli bir şeydi. Şimdi sorduğunuz soruya geçmeden geçen hafta yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Balıkesir'in köylerini dolaşıyoruz. Ücra bir dağ köyüne gittik. Köyde meydandan geçerken kahvenin içerisinde köylünün masayı yumrukladığını gördüm. Öfkeli bir şekilde, kızgın bir şekilde masayı yumrukluyordu. İçeriye girdim, tanıdılar, hoş geldin dediler. Niye bu kadar kızgınsınız dedim. Çiftçiler feryat ediyor, artık ekemeyeceğiz, bıktık, perişan olduk. Mazot zammı, gübre zammı nedir bu falan. Ben de bekliyorum ki işte bak size oy verdik falan desinler. Oturun bakalım dedim. Kime oy verdiniz dedim. Yanımdaki AKP'ye verdim. Sen kime oy verdin dedim. AKP'ye dedi. Niye dedim, niye bize oy vermediniz? Çok bana göre düşünülmesi gereken bir cevap verdi. Siz dedi, Sezgin Tanrıkulu'nun itibar gördüğü bir CHP'nin yanındaydınız dedi. Niye dedim bu ismi özellikle öne çıkartıyorsunuz? Sezgin Bey'in mesajlarını dökmeye başladılar bana. Bunlar Balıkesir'in dağ köylerinde yaşayan insanlar. Ve şunu ekledi. Zannediyor musunuz ki biz dedi habersiziz, her şeyi sizden daha iyi takip ediyoruz dedi. Ben bunu Anadolu feraseti diyorum. Her şeyden haberimiz var dedi. Gerekirse aç kalırız dedi ama bu yapıya hiçbir zaman oy vermeyiz dedi. Aradan bir hafta geçti. Dün akşam Sezgin Bey'in ekranlardaki o konuşmasına tanık olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsünün de açıklamaları var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, evet, onları da izledim, takip ettim ama sonuç itibarıyla bir partinin bir milletvekili ve üyesi böyle bir sözü ekranlarda söylüyor olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu kadar haksız bir şekilde ilzam ediyor olması hepimizi rencide etti ve rahatsız etti. Dolayısıyla
Tüm bunlar bizim sahada gördüğümüz gerçeklerdi ve bunlardan hepimizin, hem CHP'nin hem bizlerin ders çıkartması lazım. Biz seçim sürecini çok iyi analiz ettik, çok iyi değerlendirdik. Kamuoyuyla detaylı paylaştığımız kısımlar oldu. Genel Başkanımızın açıkça birkaç konuşmasında ifade ettiği değerlendirmeler oldu. Öte yandan kendi iç bünyemizde çok yoğun analizler de yaptık. Buna geçmeden önce AKP'nin kuruluş yıllarında AKP içerisinde yaşanan bir tartışmayı da ben sizinle paylaşmak istiyorum. Erdoğan'ın özellikle yani çok 2001 tabii o dönem gibi. Ve kurulduktan sonraki dönemde yaşanan kimi tartışmaları ve değerlendirmeleri bir sizinle konuşmak istiyorum ki bugüne ışık tutacak bir şeydi bu. O dönemde Erdoğan'ın özellikle savunduğu bipolar yani iki cepheli siyasetti Türkiye'de. Hep onu söylerdi özel toplantılarda ve Türk siyasetinin aynen Amerikan siyaseti gibi cumhuriyetçiler ve demokratlar zeminine oturmuş iki uçlu ya da bipolar bir siyaset düzeni olması gerektiğini savunurdu. Hatta o dönemde benim de milletvekili olduğum dönemde CHP ile AKP'nin parlamentoda iki partili olarak temsil edilmiş olması onu çok memnun etmişti ve elini büyük ölçüde rahatlatmıştı. Erdoğan şuna güveniyordu. Yani Türkiye'de sol ortalama klasik olarak %30, 35, 40 o civarda bir potansiyeli var. Ben ne olursa olsun merkez merkez sağ işgal ederim ve buradan iktidarımı uzun yıllar sürdürebilirim. Niyeti buydu. Ve bunu büyük ölçüde... Yani yola çıkarken de niyeti vardı, buydu. Böyle bir perspektifi vardı ve bu perspektif hiç kamuoyuyla açıkça konuşulmadı ama Erdoğan'ın böyle bir perspektifi vardı. Bununla ilgili Erdoğan'ın yaşadığı en büyük travma 1 Mart tezkeresidir. Çünkü o şuna inanıyordu. İki partili sistemde ben merkez, merkez sağ ve o kesimi tamamen bünyemde barındırır ve Türkiye'yi uzun yıllar idare ederim. Düşüncesi buydu. Fakat 1 Mart tezkeresinde bizim gibi yurtsever AKP'lilerin de itirazıyla ki bunların başında ben geliyorum çok ciddi bir mücadele verdik 1 Mart tezkeresi geçmesin diye. Ve o tezkere geçmedikten sonra Erdoğan şunun farkına vardı. Sadece bipolar siyaset yetmez, artık tek adam rejimine geçmek lazım. Ve o tek adam düşüncesi o yıllarda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Buradan şuna geleceğim. Bugün aslında biz bu iki ittifakı oluşturarak, yani hem Cumhur İttifakı'nı hem Millet İttifakı'nı oluşturarak bir anlamda Erdoğan'ın hayal ettiği bir sistemin bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek uygulayıcısı olduk ve sonuçlarını pratik olarak çok ağır bir şekilde ödedik. Çok yoğun çalıştım ben kampanya döneminde. Hı hı. Hepimiz çok yoğun çalıştık. Sayın Akşener 45 miting yaptı ve hepimiz Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istedik. Kendisini destekledik. Fakat sahada İpek Hanım, ben İYİ Parti'nin projelerini anlatamadım. İYİ Parti'nin politikalarını anlatamadım. İYİ Parti'nin son derece başarılı, çalışkan, üretken, yurtsever, kabiliyetli kadrolarını anlatamadım. Neden? Ve biz sahada hep bir şeyleri savunmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü Erdoğan o yalan videolarla o kadar büyük bir saldırıya geçti ki, elindeki medya gücüyle o kadar büyük bir taarruza geçti ki ve biz hep savunma yapmak zorunda kaldık ve maalesef. Ama CHP'nin bir kusuru yok herhalde değil mi? CHP'nin şöyle, daha yüksek perdeden bir savunma alanı, savunma hattı oluşturulabilirdi. Bunun detaylarına girebilirim. Yani burada büyük sıkıntı yaşadık ve kendimiz olmakta zorlandık sahada. Şimdi bu bipolar siyasetten Türkiye'nin kurtulması lazım. Bu bakımdan sahada milletten aldığım tepki bu, talep bu. Teşkilatlar büyük ölçüde bu talebi dillendiriyor. Bizim parti yönetimimizde de hakim görüş bu.